Herkese merhaba, Minicik Hobim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılbaşı ağacı süsü olan fare modelimizin son bölümündeyiz. Bu bölümde faremizi dikip birleştireceğiz ve artık son videomuz. Şimdiye kadar zaten örenler, örmek isteyenler attığım videolardan başlamış birçok kısmını örmüştür diye düşünüyorum açıkçası. Dikiş videosunu aslında pek gerekli bulmuyorsunuz. Neden bulmuyorsunuz? Çünkü gayet elinizle kendinize birleştirebilirsiniz. Birçok tarifte dikiş videosu olmaz. Çünkü tarifler genelde yazılı olur. Nasıl dikeceğinizi göstermezler. Ya da resimli olur, pek anlamazsınız. Ama ben burada videoda tek tek gösteriyorum ki hani bağlantıları nasıl sağlarsınız. Nasıl bir dikiş tekniği uygularsınız. Ya da tam nereye oturtuyorum onu göstermek için. Böyle bir video artı video daha yapıyorum. Elbette siz bu videoyu izlemeyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ama ben şahsen bazen dikerken oyuncakları şu kısmını nasıl dikmeliydim? Ayağını dik mi birleştirmeliydim yoksa yatık mı birleştirmeliydim? Sağ mı koymalıydım, sol mu koymalıydım? Acaba aslında bir parmak boşluk var mı yoksa yok mu? Diye düşünüyordum ilk başladığım zamanlar. Tabii ki siz kendi kafanıza göre dikersiniz daha farklı olur. Bacakları biraz ayrık dikersiniz daha hoş durur. Vesaire vesaire. Yani bunu siz de ayarlayabilirsiniz. Ama her zaman gösteriyoruz. Bir modelimiz var ve bu modeli nasıl yapacağımızı gösteriyoruz. Ben de bu modelin dikişini nasıl yapıyorsam onu göstermek için bu videoyu çekiyorum. Sanırım oldu. Bence başlayalım artık, evet. Dikmeye kafadan başlayacağız. Gövdeyi almamışım fotoğraf karesine. Şuraya gövdeyi de koyayım. Evet. Gövdemize ipi alıp iğneyi takıyorum. Ve şöyle yandan çıkıyorum. Yakınlaştırayım. Netleştireyim görüntüyü. Evet. Böyle bir yerden çıkıyorum ve kafamı şöyle hafif eğik bir şekilde dikeceğim. Bakın şu şekilde. Bunun için şöyle biraz öne doğru hafif ilmeğimi alarak tam ortasını ayarlıyorum kafamın. Bakın şöyle tuttuğunuzda gözlere orantılı olması lazım. Biraz yan sanırsam. Şöyle, evet. Ve bir oradan alıp etrafını çevreleyeceğim. Önemli olan kafanın gözlerin yamuk olmaması. Yamuk bakmaması. Bunun için açıkçası ben de bayağı uğraşıyorum. Kolay bir şey değil yani. Tam ilmekler eşit bitse, şuradan dikiyor olsak burayı. Elbette ki daha kolay olacak. Ama maalesef öyle dikmediğimiz için zorlanıyoruz. Bakın artık eşitlik yani eğiklik konusunda şu şekilde hemfikirsek geriye doğru çıkmaya gerek yok. Yani çıkarsanız düz olur. O yüzden şöyle yan devam ediyorum.
Bakın şu anda bir yamukluk var. Onun için şöyle aşağıya doğru çekmem lazım. Yani bu taraftan daha çok almam lazım. Biraz düzeldi mi? Düzeldi. Şimdi bakalım. Evet, gayet düzgün ama bakın düz oldu. Onun için ne yapmalıyım? Şöyle aşağıya doğru şuradan bir sıra daha almalıyım. Evet. Şimdi burada bir tane alsam az olacak. O yüzden şu kısımdan, boyundan şöyle ileri giderek sırayı 2 alacağım. Bakın. Bir dibinde var gözüküyor, bir de şurada var. Burayı geçip dikeceğim. Bu kısma ki aşağı doğru eğilsin. Bakın ilk çektiğimde bile oturdu. Şekil düzeldi yani. Evet, arka tarafa çıktım. Ve burada düğümleyeceğim. Ve içeri giriyorum. Düğümü içeri alıp kesiyorum. Evet, bakın. Şu şekilde birleştirmiş oldum. Bunu biraz şöyle havaya kaldırırsak, evet. Şimdi kulak birleştirmeye geldi sıra. Kulaklarımı şöyle hafif verevine, yani yatay bir şekilde dikeceğim. İlkini göstereceğim size. Bakın şuradan şu şekilde dikeceğim. Daha sonra kulağımın şu öndeki katı değil, arkadaki katını alarak dikiyorum. Şöyle geçeceğim.
Bak, aldığı şekil bu. Buraya çıkınca tekrar şuradan bir inmeye daha atıyorum. Arkaya çıkıp aynı yerden batıp dibinden bir yerden çıkıp düğümleyeceğim. Şuraya düğümleyeceğim. İçeri geçip düğümü çektirip kesiyorum. Şurada bu ipi almıştık. Hatırlarsanız. Tam sıkılamamışım herhalde. Bakın ip gevşedi burada. Ona yapacak bir şeyim yok şu an. Bu geçirdiğim ipi daha önceden kafasının içine çekiyorum. Bu sihirli halkanın ipi. Başta bıraktığımız ip. Önceki videolarda buraya kadar geçirmiştik. Kafa içerisine aldım. Evet. Şimdi diğer kulağa dikeceğim. Evet, şimdi kulaklarımızı diktik. Şu şekilde görünüyor. Hemen kollarına başlayalım. Aslında en kolay sanırım kolların dikimi. Hem ilmek sayısı az. Evet. Şu şekilde yanına alıp şuradan başlıyorum. Yandan dikmeye başlıyoruz. Kolu oturtuyoruz önce. Daha sonra hem buradan hem karşıdan ilmek alıyoruz. Aşağıdan da tekrar geçiriyoruz ve sıkılıyoruz. Hem buradan alıyoruz hem de karşıdan çıkıyoruz. Şu şekilde de aşağı gövdede batarak çıkıyoruz. Ve bu kadar. Kolay demiştim. Daha sonra bu dibine gelerek örgünün bir saniye. Evet. Şu dibine geliyorum. Koltuk altına. Kolun altına koltuk altı. Ve burada ipin birine düğümlüyorum. Her zaman düğümü tek yapmamaya gayret edin. İki ya da üç yapın. Açılma durumu olmasın. Gövdesinin içerisine geçip düğümü çekip
İpimi kesiyorum. Ve kolunu aldığı şekil bakın. Böyle. Hemen diğer kolu da dikiyorum. Evet, şimdi diğer kolda diktik. Sıra bacağı dikmede. Evet, bacakları nasıl dikeceğiz? Bacakları hafif verevine dikeceğiz. Yani bu bacağı mesela bu şekilde dikeceğiz. O yüzden şu ipim ortada kaldığı için şöyle yandan çıkıyorum. Evet. Daha sonra yerine size söyleyeceğim. Şu çift battığımız sıranın üstünden yapacağız. Şöyle ayarlayıp. Önce sabitledim. Daha sonra buradan ve arkadan çıkarak ipi biraz kısa kesmişim. Çıktım. Ondan sonra gövdeden alıyorum bir yan. Böyle bu şekilde. Daha sonra yine örgümü iki tarafından da geçirerek batıp bedenden de alıyorum. Ve son ilmeğim geçirip sıkılıyorum. Bakın yan duruyor ayağı. Daha sonra buradan bacağın altına gelip düğüm atıyorum. Ve gövdenin içerisine girip çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet, bacağın duruşu bu şekilde. Biraz şurada potluk oluştu. Onu neden ayarladım, şu ayarlayamadım. Şu an hiçbir fikrim yok. Video esnasında oldu herhalde. Bunda gayet düzgün olmuş. Neyse. Evet. Diğer bacağı da örelim hemen. Evet, diğer bacağı da diktim. Şimdi sıra kuyruğu dikmede. Evet, kuyruğu
Bu bacakları diktiğimiz sıranın bir üst sırasından dikeceğim. Olduğu gibi şöyle ipimi yana getirip bacaklarını takip eden sırasının bir üst sırasından ortalayarak koyuyorum. Ve aynı bacakları diktiğim gibi sıkı sıkı dikiyorum. Daha sonra şöyle batıp aşağıdan çıkıp ipimi alt kısımda düğümlüyorum. İçine batıp gövdenin karşı tarafından çıkıp düğümü içine çektiriyorum. Daha sonra kesiyorum. Evet, faremizi normal hatlarıyla bitirdik. Oyuncak olarak ya da anahtarlık olarak bu fareyi örebilirsiniz bu şekilde. Ama tabii ki bu kadar değil bizim faremiz. Önce yılbaşı topuna oturtup amacına uydurmamız gerekiyor. Yılbaşı topuna oturtmak için gri ipimden yetecek kadar uzunlukta. Yani bayağı bir uzun aslında. Şöyle göstereyim, iki kat. Yani 60 santim, 50 santim falan. Kesiyorum. Bu ucunu düğümlüyorum. Daha sonra ben şu bacağın altından başlayacağım. Görünmemesi için. Siz istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Düğüm şöyle altta kalacak şekilde bacağın alt sırasından dikmeye başlıyorum. Bakın. Bu sırada nasıl söyleyeyim? 1, 2, 2 tek 1 çift yaptığım sıra. Evet. Aynı sırayı topun üstünde de buluyoruz. Şu bitirdiğimiz kısımda. 2 tek bir kesmenin altından başlıyoruz. 1 2 kesme. Evet, şurası. 2 kesme. Bulmaca gibi oldu. 2 şuradan kesme 1 2 3. Şuradan başlayalım işte. Oturtup da bakabilirsiniz. Nereye denk geliyorsa da yapabilirsiniz. Buradan bir yerden başlıyorum. Daha sonra bu ilmekleri şöyle karşılıklı oturta oturta dikiyorum. Biliyorsunuz bu dikiş oldukça düzgün oluyor. Boyunlarda da ben bu şekilde kullanıyorum. Özellikle hayvan figürlü oyuncaklarda.
Yani ilmekleri karşılıklı birleştiriyorum kısaca. Evet, artık sonuna geldim ve burada ipimi düğümlüyorum. Şimdi ayakları sabitlemem gerekiyor. Bu ayakları şu şekilde çapraz bir şekilde sabitleyeceğim. İpim hazır bu ayağın altında başladığım için ayağın altında bitti. Hazır burada bitmişken şöyle biraz ileriden çıkıyorum. Ayağımın denk geleceği şekilde topa sabitleyeceğim ayakların. Evet, şöyle kaldıra kaldıra bakarak hizasından dikme işlemini yapacağım. Çok sık dikmenize gerek yok bu kısmı. Aralıklı dikerek de pekala üzerine oturtabilirsiniz. Bakın bu ayak burada bir çıkıntı yapmıştık bu ayak için. Bu çıkıntının verdiği verevde dikiyoruz. Ve daha sonra aşağıdan bir yere çıkıyorum ve şurada ipi görüyorsunuz zaten diktiğiniz ip. Bu ipi dibinden sabitliyorum. Daha sonra örgümün topumun içine girip başka bir kısımdan çıkıyorum ve çektiriyorum. Evet, diğer bacağı da sabitleyeceğim. İpimi düğümledim. Siz isterseniz kesmek direkt buraya da geçebilirsiniz.
Evet. Topu da diktik, bitti. Kuyruğunu ben dikmiyorum. Siz isterseniz sabitleyebilirsiniz ama havada daha hoşuma gitti benim. Şimdi bir tek şey kaldı. Askısı kaldı. Asmak için. Hemen onu da yapalım. Şu şekilde. Zincir başımı yapıp zincir çekiyorum. Yaklaşık 40-50 tane zincir çekiyorsunuz. Bakın bu 40 zincir. Bağlama payı çok olsun istiyorsanız da 50 zincir çekebilirsiniz. Evet, bu da 50 zincir. Uzunluk bu şekilde. Şimdi bunu nasıl ayarlayacağız? Ben şu şekilde iğnemi geçirip bakıyorum. Dik duruşuna bakıyorum. Eğer düzgün duruyorsa, yamukluk yoksa bu kısmı ayarlayacağım. Bir de iki sık iğne alacağım. Tek değil bakın. Bu iki sık iğneyi şimdi 50 tane çektikten sonra batıyorum. Şu elyaflar çıkıyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Evet. Daha sonra bir 50 zincir daha çekiyorum. Buraya iki tane sık iğne, bir tane sık iğne yaparak hallettim. Daha sonra kesip bitiriyorum. Evet. Ve yılbaşı cücemiz. Cüce. Cüce nereden çıktı ya? Üf, kafam çok dalgın herhalde. Sürekli farklı şeyler söylüyorum. Yılbaşı fareciğimiz. Yılbaşı ağacı süsümüz. Bitti. Evet, oldu. Uzunluk bu şekilde. Şu an fark ettim, bu çok güzel araba süsü de olur ya. Evet. Kesinlikle çok güzel araba süsü olur bunda. Evet. Ve artık hazırız. Yılbaşına gelebiliriz. Ağaçlarımızı süsleyebiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar gelmişken, elinizde güzel bir farecik olmuşken, ağacınızı süslemişken lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.